Hoş geldiniz dostlar. Azerbaycan hattındaki son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Saat 6.30'da Aliyev'den bir açıklama geldi. Paralı askerimiz yok, 100 bin kişilik bir ordumuz var. Fransa'nın özür dilemesini ve sorumluluk göstermesini talep ediyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Bugün şehit Mübariz 10 yıl önce görevde olduğu karakoldan firar edip Ermeni tarafına geçmiş, bir başına karakol basmış, cephaneliği ele geçirip kendi başına saatlerce çatıştıktan ve 45 Ermeni askerini öldürdükten sonra şehit edilmişti. 10 yıl sonra o karakola Azerbaycan bayrağı dikildi. 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Cebrail'in önemini sizlere aktaralım. Cebrail, mermer ve diğer inşaat malzemeleri, demir cevheri ve hatta petrol yatakları rezervlerine sahip bir ilçedir. İran sınırında olması stratejik açıdan önemini daha da arttırmaktadır. Bir fotoğraf görüyorsunuz. Bu fotoğrafta şanlı Azerbaycan askeri ele geçirilen karakola Azerbaycan bayrağını dikiyor. Şunu aktaralım. Ermenistan medyası Azerbaycan ordu mensuplarının kollarında gezdirdiği Türk-Azerbaycan kardeşliğine dair bayrağı sık sık konuşmaya başladı. Anlaşılan onları kudurtmuşuz. Onları rahatsız ettiğimiz için memnuniyet duyarız. Yine bir Ermeni hesabın paylaştığını sizlere aktaralım. Azerbaycan belki Cebrail'i gerçekten ele geçirmiş olabilir ama bu şehrin 50 nüfusu bile yok şeklinde ağlamış. Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Ermenistan'ın Karabağ'dan askerlerini çekmesi için bir gündem teklif etmesi halinde Azerbaycan ateşi kesmeye hazır şeklinde Sputnik'in Azerbaycan versiyonunda bir haber paylaşılmış. Şöyle aktarılıyor, diğer açıklamaları okuyalım. Uluslararası toplum kararlarını uygulamazsa biz bu işi kendimiz yapacağız. 1 milyon Azerbaycanlı bölgelerine dönmek istiyor. Ermenistan topraklarımızdan çekilmek için bir zaman çizelgesi belirlemeli. Paşinyan bize hakaret ettiği için özür dilemeli şeklinde açıklama yapmış. Şunu söyleyeyim dostlar, şu an saat 6:32 geçiyor. Yerel kaynaklar Azerbaycan ordusunun Fuzuli işgalci Ermeni güçlerinden kurtardığını aktarıyor. Ben bu videoyu yayınladığımda büyük ihtimalle saat 8'e gelmiş olacak. O saat itibariyle Fuzuli'nin alındığı haberi gelebilir, sizlere aktarıyor olacağız. Şunu söyleyelim, TRT Haber Fuzuli ilçesinin alındığını açıkladı ama hala resmi bir açıklama yok. Ermenistan Başbakanı terörist Paşinyan'ın açıklamalarına bakalım. Dünya Türkiye'ye kesin ve gerekli bir tavır koymazsa onları yakında yine Viyana kapılarında bekleyin şeklinde. Bilindiği gibi dün de Fransa 24 televizyonuna bu şekilde bir açıklama yapmıştı. Bugün de aynı cümleyi kurmuş. Diğer cümlelerine bakalım. Erdoğan Azerbaycan'ı destekliyor. Zira Türkiye'nin emperyal bir tutumu var. Gerçekten gülüyorum arkadaşlar bu açıklamalarına. Ermenistan ve Karabağ Türkiye'ye karşı son cephe. Yine Alman Bild gazetesine de konuşmuş. Onu aktaralım. Paşinyan'ın huzursuz olduğunu ve uyku uyumadığını aktarmış öncelikle Bild gazetesi. Bunu söyleyelim. Paşinyan, az önce Şansölye Merkel ile görüştüm. Avrupa'dan daha fazla somut destek bekliyoruz. Türkiye bu sürecin, yani bu operasyonun bir parçası. Bu Türkiye'nin tutumunu gösteriyor. Diğer bölgelerdeki faaliyetler de bunun parçası. Türkiye sözde Ermeni soykırımına devam etmek için 100 yıl sonra Güney Kafkasya'da şeklinde açıklamalar yapmış. Tıpkı Miçotakis'in açıklamaları gibi arkadaşlar. Bu da her gün benzer şekilde açıklamalar yapmaya başladı. Dikkat ederseniz bugün İlham Aliyev açıklamasında Cebrail ilçesine bağlı bazı çevre köylerin de alındığını açıklamıştı. O köylerin de muhtemelen İran sınırındaki köyler olması çok yüksek ihtimal. Bununla ilgili yapılan haritayı da görüyorsunuz. Yine Azerbaycan sosyal medya hesaplarında Azerbaycan'da çekildiği iddia edilen bir video paylaşılmış. Çoğu kişi bunu uydu roketine benzetmiş ama arkadaşlar şunu söyleyebiliriz, alakası bile yok. Bu propan tankı ve bu video çok eskiden çekilmiş. Sizleri uyarmak için bu haberi de aktardık. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama gelmiş. Sevgili yurttaşlar, sıkı yönetim gereği ikamet yerinizden saat 9'dan sonra ayrılmamanız gerekmektedir. Aksi takdirde kanunun gerektirdiği şekilde yargılanacaksınız. Kutsal görevimizin yerine getirilmesinde devlet kurumlarını destekleyin şeklinde bir açıklama gelmiş. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter sayfasına bir bağış hesabına dair fotoğraf paylaşılmış. Siz de oradan isterseniz Azerbaycan'a bağış yapabilirsiniz. Resmi Twitter sayfasından hesap numarasına bakabilirsiniz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi. Önce kısaca özetleyelim. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 20.312 personel ihraç edildi.
3798'i hakkında adli ve idari süreç devam etmektedir. Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlarda 128'i Eylül ayında olmak üzere yılbaşından bu yana 953 terörist gebertildi. Tabi onları etkisiz hale getirdi yazmış. Yine çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır şeklinde özetleyebiliriz. Şimdi de sözde Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakıyoruz. Sözde Dağlı Karabağ Cumhurbaşkanı, kendimizi koruma eylemi olarak yasak misket bombaları ile günlerce süren kasıt bombardımanlara karşılık Ermenistan'ın sivil nüfusunu Azerbaycanlı çocuk katillerinden korumak için Gence askeri tesislerini bombalama emri verdim şeklinde açıklama yapmış. Bu adam hani vurulmuştu, ben onu anlamıyorum. Azerbaycan bunun vurulduğunu aktarmıştı ve ağır yaralı olduğunu söylemişti. Adam hala açıklama yapıyor. Diğer açıklamalarına bakalım. Ekonomik ve sivil altyapıları hedeflemedik ve hedeflemeyeceğiz ki tamamen yalan. Sadece barışçıl sivil nüfus için varoluşsal tehdit oluşturan askeri altyapıları hedefliyoruz. Terörist doğasına bağlı olarak Türkiye saldırgan bir tutum sergiliyor ve ekonomik ve sivil yapılarımızı bombaladı. Ağlamaya devam etmiş. Şunu söyleyelim dostlar, Avrupa Konseyi'nde yer alan Yunan milletvekillerinin Azerbaycan'a yaptırım uygulaması için adımlar atacağı da açıklanmış. İran'a gidiyoruz. 50 milyon Türk isimli hesapta paylaşılanları sizlere aktaracağım. Irkçılık İranlıların kanına işlemiş. İran hükümetine ait futbol takımı Özbekistan takımına karşı kazanmasının ardından birçok İranlı aktör bu takımın oyuncusunun ırkçı hareketini tekrarlayarak Özbek milletinin gözlerinin formuyla dalga geçtiler. Bununla ilgili paylaşılan fotoğrafları da görüyorsunuz. Son durum haritasına bakalım dostlar. Dediğim gibi ben bu videoyu yayınladığımda büyük ihtimalle Fuzuli'nin alındığı resmi olarak açıklanacak. Yani şu bölgelerin alındığını sizlere aktarmış olacağız inşallah yarın sabah. Tabi siz zaten televizyondan göreceksiniz. Bugün ele geçirilen yerlere bakalım. Burada Cebrail'i görüyoruz. Buraya kadar ele geçirildiği aktarılmış. Burada İran sınırındaki köylerin de alındığı aktarılıyor dediğim gibi. O yüzden buralar hakkında pek fazla bir bilgi yok. Bu noktada da Cebrail askeri üssünün olduğu aktarılmış. Yine işgalden kurtarılan bölgeleri görüyorsunuz. Burası aşağı Maralyan olarak aktarılıyor. Burası Çakırlı, burası Mehdili, burası Şeybey, Kucak. Bazı harfler Q'la yazılıyor, o yüzden okumakta zorlanıyorum. Benzer şekilde şu nokta arkadaşlar, 3 Ekim itibariyle Şeybey noktasında insansız hava aracıyla vurulan Ermeni noktasının konumu. Tabi artık buralar alındı. Burası da benzer şekilde 30 Eylül'de vurulmuş. Şu noktaya baktığımızda bu noktanın da 27 Eylül'de vurulduğunu görüyoruz. Zaten Azerbaycan ordusunun taktiği şu şekilde. Önceden nerede üs varsa orayı vuruyor, ardından oraya yerleşiyor. Çok güzel bir taktik. Mesela Fuzuli de arkadaşlar 27 Eylül'de vurulmuştu ve bugün itibariyle artık alındığını söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi resmi açıklama bekliyoruz. Şurası da arkadaşlar, dün sizlere aktardığım için tekrar etmeyeceğim. Lora yarı balistik füzesiyle vurulan köprü. Şu nokta bakın, dikkat edin, Karabağ'ın dışında olarak gösteriliyor Dağlık Karabağ'ın. Şu noktada 29 Eylül'de Solt kasabası yakınlarında Ermeni askerlerini taşıyan otobüsün vurulduğu konum şeklinde aktarılmış. Murova'yı zaten artık aldığını biliyoruz. Pek fazla bir gelişme yok. Ermenistan giderek zor durumda arkadaşlar. Yakında ben İran sınırının tamamının ele geçirileceğini düşünüyorum ki zaten Nahçıvan da burada. Bugün Devlet Bahçeli mutlaka birleştirilmesi gerektiğini söylemişti ki bu hat birleşirse hayallerimiz gerçekleşir ve Türkiye resmi olarak Türk dünyasına bağlanmış olur. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi gidiyor. Şöyle gösterelim. Evet, tüm gelişmeleri dostlar sizlere aktardık. Dediğim gibi Fuzuli'nin alındığını birazdan resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.